bir araya gelmemizin. Kütahya halkı evinin önünde otobüs durağı olmasını istiyor. Kütahya otobüs durağı sayısı en fazla olan il. Kütahya'da 600 otobüs durağı var. Kütahya minibüsçüler, servis araçları ve halk otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Güdücü Kütahya halkına sistemkar açıklamalarda bulundu. Süleyman Güdücü, Kütahya halkından anlayış bekliyoruz dedi. Pirik Vadisi'ne otobüs servisi başlayacak. Pirik Vadisi'ni tanıtmak, turizme kazandırmak için proje hazırlandı. Pirik Vadisi'ne halkın ulaşımı için otobüs kaldırılacak. Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Güdücü açıklamasına şöyle devam etti. Tabii bir takım güzergahlarda sıkıntılar var. Büyük şehirlerden gelenler, okuyanlardan veya öğrencilerden böyle bir tepki gelmemesine rağmen şehir dışına çıkmayan veya çıkamayan, büyük kenti görmeyen bizim yerli halkımız eski dolmuşçu mantığıyla işte ben evden çıktım, benim kapının önünde otobüs dursun. İşte ben pazarda inecektim, pazarda dursun, saatçide inecektim, saatçide dursun gibi mantıkla daha halen otobüslerimize el kaldırmakta, oralara durak yeri beklemekteler. Halbuki şehir dışındaki, yani büyük şehirlerde bir duraktan bir durağın arası en az 500 metre, trafiğe hiç zarar vermeyecek yerlerde duraklar. Fakat şehrimiz içindeki yollarımızla mantığı belli olduğundan halkımız her 50 metrede, 100 metrede bir durak istemekte. Burada halkımızın evinden iş yerine, okuluna veya herhangi bir yerine ulaşacağı zaman kaybına uğramakta. Bugün şehir içinde 650 adet durağımız var. Düşünün, bir aracın 650 sefer frene bastığını, 650 sefer de kalkış yaptığını düşünürsek, bu aracın 5 veya 10 kilometrelik yola kaç dakikada varabileceğini halkımızın hesaplaması lazım. Bir projemiz daha var. Yıllardır işte Frig Vadisi, Frig Vadisi diye sayıklar dururuz ama Frig Vadisi bizim için dağdan ibaret, Eskişehir için de nimet ve ganimetten ibaret. Geniş bir alana yayılan Frig Vadimizde bu güzergaha çalışan köy minibüslerimiz var. Bunların zannederim toprağın rakamı 12 veya 15'i bulur. Burada bir proje yapıp gerek il kültür müdürümüzle gerek belediye kültür müdürlüğüyle ve tarım il müdürlüğümüzle de orayı da ilgilendiren konu var. Buralara bir dolmuş hattı çıkartıp Kütahyalı veya Kütahya dışından gelenleri Frig Vadimizi göstermek, tarım il müdürlüğüyle de yapacağım çalışmada belki buna Ziraat Odası'nın da bir katkısı olur inşallah. Orada köylümüzün üretmiş olduğu her bütün ne üretiyorsa köylümüz orada bir şeyleri teşhir edip satıp ticarete döndürebilme ve oralara bir canlılık getirme diye bir projemiz var.